Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda sürmekte olan bütçe görüşmelerinin Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Sürmekte olan bütçe görüşmelerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmişte Türkiye'nin hep başkalarının reçeteleriyle sıkıntıları çözmeye çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimin, aklın, gayretin ve inancın desteğiyle kendi hikayemizi yazıyoruz dedi. Geçmişte Türkiye hep başkalarının reçeteleriyle sıkıntıları çözmeye çalışmıştı. Bu defa dünyadan ve kendimizden çıkardığımız dersler ışığında bilimin, aklın, gayretin ve inancın desteğiyle kendi hikayemizi yazıyoruz. Daha öncekilerden farklı olarak bu hikayeyi güçlü bir altyapı, güçlü bir kamu düzeni, güçlü bir kamu maliyesi, güçlü bir özel sektör, güçlü bir nitelikli insan kaynağı, güçlü bir azim eşliğinde hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer attıklarını söyleyerek, önümüzdeki 3 yıl boyunca hazinenin yapacağı faiz desteği ödemelerinin toplamda 26 milyar lirayı bulacağını dile getirdi. Vatandaşlara ayda 1.7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını Mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldıklarını bildirdi. Çiftçilere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticiye toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık ayının ikinci yarısında çiftçilerin hesaplarına yatıracaklarını söyledi. Bir müjde de çiftçilerimize vermek istiyorum. Bilindiği gibi ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık ayının ikinci yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Büyük hedeflere doğru ilerlerken insanların günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları da görmezden gelmediklerini ve yok saymadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarını da değerlendirdi. Erdoğan, fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanmanın bir süre sonra mutlaka duracağını ifade etti. Döviz, altın ve Türk lirası cinsinden tasarrufu bulunanların büyük atılıma katılmaları halinde Türkiye'nin çok daha kısa sürede dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilecek seviyeye ulaşacağını kaydeden Erdoğan, tarihimizde yeni ve şanlı bir sayfa açmanın eşiğindeyiz ifadelerine yer verdi. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.